Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde madde döngüleri yani su döngüsü, karbon ve oksijen döngüsü, azot döngüsü, küresel ısınma ve sera etkisi, ozon tabakasının delinmesi, ekolojik ayak izi, konu anlatımı ve soru çözümleriyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tüm LGS konu anlatımlarını kanalımda bulabilirsiniz. Öncelikle su döngüsüyle başlayalım. Su yaşam için vazgeçilmezdir. Su döngüsü, suyun devamlı olarak yeryüzü ile atmosfer arasında dolaşması olayıdır. Arkadaşlar, unutmuyoruz, yeryüzü ile atmosfer arasında temelde buharlaşma ve yoğuşma olayları su döngüsünün gerçekleşmesini sağlıyor. Yandaki şekli incelediğimizde arkadaşlar, su döngüsünün nasıl gerçekleştiğini anlayabiliriz. Havadaki su buharı atmosfere yükselir ve soğuk hava tabakası ile karşılaştığında yağmur, kar, dolu gibi yeryüzüne tekrar düşer. Toprağa düşen yağışlar yer altına süzülerek yeraltı sularını oluşturur. Bu sular yerüstü sularına birleşerek deniz ve okyanuslara ulaşır. Bitkiler fotosentez için gerekli suyu topraktan alırken fazlasını ise terleme ile havaya geri verir. Hayvanlar ise içtikleri suyun fazlasını boşaltım ve solunum olaylarıyla yine doğaya geri verirler. Doğada bulunan sular güneş ışınlarının etkisiyle tekrar buharlaşıp atmosfere yükselir. Bakın arkadaşlar, denizden buharlaşma bitkilerin ve hayvanların solunumla tekrar buhar haline getirip havaya çıkması, yağışlarla yeraltı sularının oluşması, yeraltı sularının birikmesi ve yeraltı sularının denizlere taşınması olaylarını resimde görüyorsunuz arkadaşlar. Karbon ve oksijen döngüsüyle devam edelim. Arkadaşlar, kademe kademe karbon ve oksijen döngüsünü anlatacağım. Fotosentez olayı sonucu karbondioksit gazının yapısındaki karbon besinlerin yapısına geçer. Şurada görüyorsunuz fotosentezi. Oluşan besinin yapısındaki karbon besin zinciri yoluyla diğer canlıların yapısına geçer. Bakın, besin zinciriyle geçmesi. Canlılar solunum sonucu havaya karbondioksit verirler. Bakın, bitkinin, hayvanın ve insanın havaya karbondioksit vermesi. Canlılar ölünce yapılarındaki karbon toprağa geçer. Bakın burada toprağa geçmesi. Ayrıştırıcılar canlıların yapısında karbonun bir kısmını karbondioksite dönüştürerek bunun tekrar havaya karıştırmasını sağlar. Bakın, ayrıştırıcıların karbondioksiti havaya karıştırmasını görüyorsunuz. Bitki ve hayvan kalıntılarının toprağın altında sıkışması sonucu zamanla yapısında karbon olan fosil yakıtlar oluşur arkadaşlar. Bakın, ayrıştırıcıların fosil yakıtları oluşturması. Yine fosil yakıtların enerji üretiminde kullanılması. Bakın arkadaşlar, fosil yakıtların burada enerji üretiminde karışıp havaya yine karbondioksit veriyorlar. Ve yanma sonucu arkadaşlar, fosil yakıtların yanması sonucu havaya karbon içeren gazları vermesi. Burada görüyorsunuz. Karbon ve oksijen döngüsünü şimdi topluca bir bakalım. Karbon ve oksijen yaşam için çok önemlidir. Karbon tüm canlıların yapısında bulunurken oksijen yaşamımız için hayati öneme sahiptir. Temelde fotosentez ve solunum olayları doğada karbon ve oksijen döngüsünün gerçekleşmesini sağlar. Karbon ve oksijen döngüsünün temelinde fotosentez ve solunum var. Bitkiler fotosentez yaparak oksijen veriyor. Diğer canlılarda ise solunum yaparak havaya karbondioksit veriyor. Bitkiler fotosentez için gerekli karbonu havadaki karbondioksit molekülünden alarak yerine oksijen verirler. Tüketiciler ise solunum için havadan oksijeni alıp yerine karbondioksiti verir. Ayrıştırıcılar ise ölü organizmalardaki karbonu karbondioksite çevirerek tekrar doğaya verirler. Fosil yakıtlarda yandığı karbondioksit oluşur. Arkadaşlar, şurada solunum sonucu ve ölü organizmaların sonucu havaya karbondioksitin verilmesi, karbondioksitin havaya yanma sonucunda açığa çıkması, bitkilerin oksijen vermesi ve oksijeni canlıların kullanmasını şemada görüyorsunuz. Soruyla devam edelim. Doğadaki karbon döngüsünde yukarıdaki canlılardan kaç tanesi görev alır? Yeşil bitkiler fotosentezde alır, otçullar, etçiller, mantarlar, çürükçüller, yani hepsi alır. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Azot döngüsüyle devam edelim. Yine arkadaşlar, kısım kısım azot döngüsünü anlatacağım. Havadaki azot şimşek ve yıldırım olayları sonucu toprağa geçer. Arkadaşlar, ilk olarak havadaki azotun toprağa geçişi, daha sonra azot bağlayıcı bakterilerin bunu tutması, sonra baklagillerin köklerindeki azot tutucu bakteriler azotun baklagillerin yapısına aktarılmasını sağlar. Besin zinciriyle baklagillerin yapısındaki azot tüketicilerin yapısına geçer. Bakın arkadaşlar,
tüketiciler, insan ve hayvanın yapısına geçişi, daha sonra atıklarla tekrar toprağa geçişi arkadaşlar. Canlıların yapısındaki azotlu bileşikler canlıların oluşturduğu atıklar ile tekrar toprağa geçer. Canlıların yapısındaki azotlu bileşikler canlının ölümü ile tekrar toprağa geçişmesi, ölümle arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Ve azot ayrıştırıcı bakterilerin atıkları ve ölüleri bedenleri ayrıştırarak yapılarındaki azotu açığa çıkarır. Ve açığa çıkan azot tekrar havaya verilir. Topluca bakalım azot döngüsüne. Azot döngüsü havadaki %78 oranında azot gazı bulunmaktadır. Azot protein bakımından zengin. Bazı sebzeler, balık, tavuk, kırmızı et gibi besinlerde bulunur. Proteinler vücut için çok önemlidir ve vücutta yapıcı onarıcı olarak görev yaparlar. Arkadaşlar proteinlerin yapı taşı da azottur. Kas, kemik, sinir, deri ve kan hücrelerinin oluşması için proteinler çok önemlidir. Bitki ve hayvanların atmosferdeki azotu doğrudan alma şansı yoktur. Atmosferdeki azot, yıldırım, şimşek gibi doğa olayları sonucu toprağa geçer. Nohut, fasulye ve benzeri bitkiler köklerindeki bazı bakteriler topraktaki azotun bitkiye geçmesini sağlar. Bitki ise azotu kendisine gereken protein için kullanır. Tüketiciler ise azotu bitkileri yiyerek sağlarlar. Hayvan dışkıları ve bitki hayvan ölüleri ayrıştırıcılar tarafından parçalanarak yapılarındaki azot doğaya tekrar geçer. Gaz halinde tekrar geçiyor. Arkadaşlar, havadaki azot yıldırımla topraktaki bakteriler onu ayrıştırıyor. Azot bağlayıcı bakteriler ve bitkiler bunu alıyor. Bitkileri de insanlar yiyor. İnsanların atıklarından ve ölüler tekrar çürükçü canlılar tarafından ayrıştırılıp azot tekrar havaya veriliyor. Ayrıştırıcılar çürükçül bakteriler yani organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürürler. Organik maddeler bitki ve hayvan ölüleri, bitki atıkları, kopmuş yapraklar gibi ve hayvan dışkılarıdır. İnorganik maddeler ise azot gazına tekrar dönüştürme olayıdır. Madde döngülerinin faydaları canlıların yaşamaları için gerekli maddelerin tükenmesini engeller arkadaşlar. Yani karbonun, oksijenin, azotun tükenmesini engeller. Doğadaki döngüsü bu maddelerin belirli bir oranda kalmasını sağlar. Bu iki olay çok önemli arkadaşlar. 2019 bursluluk sorusuyla devam edelim. Buna göre verilen bilgilerin aşağıdaki madde döngülerinden hangisine değinilmemiştir diyor. Doğadaki bazı madde döngülerine ilişkin bilgiler şu şekildedir arkadaşlar. Güneş ışınlarının etkisiyle yeraltı ve yerüstü sularının buharlaşıp atmosfere yükselmesiyle soğuk hava ile karşılaşan su buharının yağış olarak yeryüzüne geri dönmesi bu neyle ilgiliydi arkadaşlar? Su döngüsü ile ilgili. C şıkkını eledim. Solunum sırasında canlılar havadan oksijen alıp havaya karbondioksit verirler. Arkadaşlar karbondioksit ve oksijen döngüsü fotosentezde kullanılır. Bu karbondioksit fotosentezde kullanılarak atmosfere oksijen tüketici ve canlılarda ise karbon içerikli besin olarak döner. Hangisi yoktur? Azot döngüsü yoktur. Cevabımız D şıkkı. Yine soruyla devam edelim. Hangileri azot döngüsünde etkilidir? İnek etkilidir. Nohut bitkisi etkilidir. Şimşek ve yıldırım etkilidir. D şıkkı hepsi etkilidir arkadaşlar. Devam edelim soruyla. Çürükçül canlıların doğadaki azot döngüsünde rollerinin çok önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmesi. Arkadaşlar çürükçül canlılar organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürerek azot döngüsünde önemli görev alırlar. Cevabımız A şıkkı. Yine arkadaşlar buradan ne görüyorsunuz? Kloroplastı görüyorsunuz yeşil ve mitokondriyi görüyorsunuz burada arkadaşlar. O halde burada kloroplast ve mitokondri olduğuna göre karbon ve oksijen döngüsü vardır. Soruyu okuyalım. Yukarıdaki kloroplast ve mitokondri arasında madde alışverişi göstermiştir. Buna göre hangi döngü gerçekleşmez? Arkadaşlar mitokondride karbondioksit su ve enerji üretildiğinde su, kloroplastte suyu ve topraktan suyu alıp karbondioksiti alıp besin ve oksijen üretmesi. O halde su döngüsünde de vardır bu olay. Ama azot döngüsü yoktur. Cevabımız B şıkkı. Yine şemaya göre aşağıdaki canlılardan hangisi yok olursa azot döngüsü durmaz diyor. Arkadaşlar döngünün durmaması için havayla toprak arasında gidip gelmesi lazım. Baktığımızda bakteriler buradaki döngüyü durdurur. Bakterileri siziyoruz. Bakın şuradaki döngüyü bakterileri çıkarırsak durur. Ayrıştırıcıları çıkarsak yine döngü durur arkadaşlar. Bitkiyi çıkarırsak yine durur. Fakat hayvanı çıkarırsak durmaz arkadaşlar. Bakın şu şekilde de devam edebilir. Onun için hangisinin çıkması sorun oluşturmaz? Hayvanların çıkması sorun oluşturmaz. Cevabımız C şıkkı.
Küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle devam edelim arkadaşlar. Görüldüğü gibi karbon oksijen döngüsündeki olumsuzluklar ve ozon tabakasındaki seyrelme, sera etkisine ve dolayısıyla küresel ısınmaya sebep olmaktadır arkadaşlar. Birçok bilim insanı küresel ısınmanın iklimlerin değişimi gibi çok büyük küresel olaylara sebep olacağını ileri sürmekte. Ayrıca küresel ısınmanın kutup bölgesindeki buzulların erimesi ve deniz seviyesinde yaşanacak ciddi artışlara sebep olacağı, bunun da yaşam alanlarını olumsuz etkileyeceği söylenmekte. Küresel ısınma başta karbondioksit ve metan gibi atmosferde biriken gazların güneş ışınlarını tutarak dünyanın ısınmasına sebep olmasıdır. Arkadaşlar bakın şuradaki karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit, metan gazları güneşten gelen ışınların atmosferden çıkmasını engelliyor. Tekrar atmosfere döndürüyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bu da neye dönülüyor? Buna sera etkisi deniliyor ve sera etkisi sonucunda ne oluşuyor? Küresel ısınma oluşuyor. Peki küresel iklim değişikliği en büyük nedeni atmosferdeki ısı artışıdır. Yani küresel ısınmadır. Doğal dengenin bozulmasına neden olan insanlar, arkadaşlar en büyük doğal dengeyi bozan insanlardır. Yaşanan bu iklim değişikliğinin insani nedenler ile yaşanması, insanlığın kendi sorununu getirmesi anlamına gelmektedir. Yani insan kendi sorununu kendisi getirmekte arkadaşlar. Yine insanların doğayı düşünmeden yaptığı üretimler asit yağmurlarına sebep olmakta. Asit yağmurları ormanların tahrip olmasına, toprağın veriminin düşmesine yol açmakta. İklim değişikliklerinin önlenmesine bireylerin görev ve sorumluluklar vardır arkadaşlar. İklim değişikliğinin bazı sonuçları şunlardır. Bunlar soruluyor arkadaşlar. Kuraklık, çölleşme, buzulların erimesi, denizlerin su yüzeyinde yükselme, fırtına ve sel hasarlarının artması, buharlaşma miktarında artış ve yağışlarda dengesizlik. Arkadaşlar bunlar hep çıkar, bunları bilmemiz gerekiyor. Yine dünya ülkelerinin küresel iklim değişikliği önlemek için aldığı bazı önlemler vardır. Bunlardan bir tanesi Kyoto Protokolü'dür arkadaşlar. Kyoto Protokolü sera etkisini yaratan gazların salınımını emisyon kısmak üzere sanayileşmiş ülkelerde çeşitli hedefler belirleyen uluslararası bir anlaşmadır. 1997 yılında Japonya'nın Kyoto şehrinde oluşturulan protokol 1992 yılında imzalanan çerçeve anlaşmasıyla belirlenen ilkelere dayanır arkadaşlar. Birçok ülke bu Kyoto protokolüne 55 ülke katılmıştır. Ekolojik ayak izi insanoğlunun sadece son 30 yılda tükettiği doğal kaynakların dünya var olduğundan beri tükenen doğal kaynaklardan daha fazla olduğu söylenmekte arkadaşlar. Bilim insanlarına göre bu tüketim böyle devam ettiği sürece ekolojik bir çöküme kaçınılmaz hale gelecektir. Ekolojik ayak izi hesaplanması da insanın gezegenimize ne kadar zarar verdiği ve bu alışkanlıkları sürdürmesi durumunda kaç tane daha gezegene ihtiyaç duyulduğunu gösteren bir hesaplamadır arkadaşlar. Şurası çok önemli, ekolojik ayak izinin hesaplanması. Arkadaşlar bu hep sorularda gelir. Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında kullanılan sorulardan bir tanesi şu: ısınmak için ne tür yakıt kullanıyorsunuz gibi çevreye zarar veren bir insanın ne kadar zarar verdiğini bulmak için sorulan sorulardan bir tanesi budur arkadaşlar. Bu gibi sorular üzerinden verilen seçeneklerde puanlama verilmiştir. Bu puanlama üzerinden hesaplamalar yapılarak insanların mevcut yaşam koşullarını devam ettirebilmesi için kaç tane gezegene ihtiyaç olduğu belirtilmiştir arkadaşlar. Ozon tabakası nedir? Arkadaşlar ozon tabakası atmosferin dış kısmında yoğun olarak bulunan bir gaz tabakasıdır. Ozon ismi verilen bir gazdan oluşmuştur arkadaşlar. Bu atmosfer tabakasının dış kısmında ozon tabakası arkadaşlar güneşten gelen zararlı yani ultraviyole ışınların dünyamıza girmesini engeller. Ozon tabakasının görevleri güneşin zararlı ışınların yani ultraviyole ışınların yeryüzüne inmesini engeller. Cilt kanserini engeller. Zararlı ışınlar cilt kanseri yapabilir arkadaşlar. Katarakt gibi göz hastalıklarını azaltır. Küresel ısınma etkisinin artmasını engeller. Buzulların erimesini azaltır. Zararlı ışınların bağışıklık sistemini zayıflatmasını engeller arkadaşlar. Yine insanların neden olduğu bazı olaylar ozon tabakasının incelmesine yani seyrelmesine neden olur. Bu durumu dünyamız için zararlıdır. Ozon tabakasına zarar veren faktörler şunlardır. Klorofluorokarbon yani CFC gazları, klorofluorokarbon gazları ozon tabakasına zarar verir. CFC gazları daha çok parfümlerde ve spreylerde bulunur arkadaşlar. Standartlara uygun olmayan parfümler kullanmak ozon tabakasına zarar verir. Sanayide kullanılan bazı maddelerde CFC maddeleri içermektedir. Arkadaşlar klima gazlarında içermekte. Ozon tabakasının incelmesini önlemek için neler yapılabilir? Kloroflon gazı kullanımı azaltılmalı arkadaşlar. Ozon dostu yani non-CFC
spreylerin üzerinde arkadaşlar. Ürünler tercih edilmeli. Fabrikalarda kullanılan atık maddelere dikkat edilmeli. Atık maddeler azaltılmalı arkadaşlar. Soruyla devam edelim. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Kyoto Protokolü ile devreye girecek önlemler arasında gösterilmez? Termik santrallerde daha az karbon çıkaran sistemler, teknolojiler devreye sokulacak. Bu var arkadaşlar. Çöp depolama çevrecilik temel ilke olacak. Evet arkadaşlar. Biyodizel yakıtlar yerine fosil yakıtlar tercih edilecek. Tam tersi, fosil yakıtlar yerine biyodizel yakıtlar tercih edilecek. Cevap C şıkkı. Atmosfere salınan sera gazı miktarı %5'e çekilecek arkadaşlar. Bu zaten Kyoto Protokolü'nde imzalanan maddelerden biridir. Yine soruyla devam edelim. Hangileri doğrudur diyor. Küresel iklim değişikliğinde en büyük etken insandır. Evet arkadaşlar. Karbondioksit, metan gibi sera gazları dünyanın ısınmasına yol açar. Doğru. Kyoto Protokolü iklim değişikliğini engel olmak için yapılmıştır. Doğru. Hangileri doğrudur? Hepsi doğrudur. Cevabımız D şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.